tarikatlar ve cemaatler adeta devlete paralel, Milli Eğitim Bakanlığı'na paralel bir yapı oluşturmaya başladılar. Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca, yani bunların hepsi söylendi televizyonlarda, gazetelerde. Onun için biz de açıklayalım rahatça. Kendisi de bir cemaatin önde gelen isimlerinden biri. Cübbeli Ahmet Hoca. 2000 Selefi dernek var. Silahlanıyorlar. İç savaş çıkaracaklar. Pompalı tüfekleri falan var dedi. Bunların en az 150'sini öğrendim. Savcı beni çağırırsa gidip anlatacağım dedi. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçmiş. Şimdi Türkiye'de cemaat ve tarikatların sayısının kat kat arttığını artık biliyoruz. Bu sık sık söyleniyor ve bu tür yapılanmalar oluşuyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu şekilde bir Türkiye Avrupa Birliği'ne yaklaşmaya çalışırken, senelerdir bunun için uğraşmışken, alınan 5 milyondan fazla mülteciyle zaten bu şansını büyük ölçüde kaybetti. Şimdi bir de tarikat ve cemaatlerin sayısının kat kat artmasıyla adeta tam bir Orta Doğu ülkesine dönüşecek. Siz ne diyorsunuz efendim? Bu artış yeni değil. Yani uzun zamandır sürüyor. Fakat bunların etkisi yükseldi. Çünkü özellikle 1980 askeri darbesinden itibaren devlet imkanları ve devlet desteği görmeye başladılar. Çok yaygın bir şekilde himaye edildiler. Önce askeri hükümet tarafından, o zamanki endişe Türkiye'nin Sovyetler Birliği'nin bir saldırısına maruz kaldığı şeklindeydi. Bunun çeşitli göstergeleri askeri yönetim tarafından sunulmaktaydı. Üniversitelerde öğretim üyelerini toplayıp anlatıyorlardı. İşte nasıl Sovyetler çalışıyor, nasıl faaliyette bulunuyor vesaire. Ve dolayısıyla Türkiye'deki her türlü solu da o günkü askeri hükümet bir tür Sovyet ajanı olarak veya onların yapmakta olduğu faaliyetlere destek temin eden vatan hainleri olarak filan takdim etmekteydi. Bunları ortadan kaldırmak için gayet şiddet bir politika izlediler. Ve birçoğunu bastırdılar, mahkeme ettiler, hapsettiler, işkence ettiler, bazıları öldürüldü vesaire filan. Ve bu dönemde halka ulaşmak ve halktan destek alarak bu politikaları sürdürmek için çeşitli tarikat ve cemaatlere, bu arada işte Fethullah Gülen'in cemaatine filan da büyük ölçüde destek verdiler. Veya en azından himaye ettiler ve gelişmesini sağladılar. Ruşen Çakır'ın Ayet ve Slogan diye güzel bir kitabı vardır o dönemi anlatan. İlgilenenler ona bakabilirler bu konuda. Son derece böyle genişleyen olanaklar içerisinde buldu kendini bu kuruluşlar. Tabii bunların etkisi, sayısı, coğrafi gücü vesaire arttı. Daha çok Türkiye'nin doğusuna, doğu ve güney doğusuna inhisar eden bir bölgedeydiler. Bu bölgeden daha batıya doğru 1980'den sonra hızlanan göçle birlikte yayıldılar. Büyük kentlere, batı kentlerine, işte İstanbul'a, İzmir'e veya Antalya'ya vesaireye daha etkili şekilde ulaşmaya başladılar. Daha önceki yıllarda buralarda böyle bir düzenleme söz konusu değildi batı tarafında Türkiye'nin. Oraya da göçle birlikte yayılmış oldular. Şimdi ulusal çapta örgütlenmiş vaziyetteler ve bunun gayet etkili bir şekilde Türkiye'deki sağ siyasetçiler tarafından sadece aşırı sağ değil orta sağında kullandığını gayet açık bir şekilde görüyoruz. Senelerdir, yeni bir şey değil. Ve bu kullanım siyasi bakımdan önemli getirisi oldu. Oy devşiriyorlar, aynı zamanda gençlerden ve çocuklardan başlayarak örgütlenme sağlıyorlar. Bu siyasi örgütlenmeyi hem oy için hem iktisadi amaçlar için kullanıyorlar. Bunun bir politik ekonomisi var. Bu kuruluşların iktisadi ve siyasi faaliyetleri nerede bitiyor, din nerede başlıyor pek belli değil. Zaten tarikatlar daha önceki yazına giderseniz, tarih yazınına giderseniz, Vakanüvislerin yazdıkları bile Selçuklu'nun son döneminden itibaren neredeyse Osmanlı'nın kurulduğu 13. 14. yüzyıldan itibaren tarikatların hemen hemen tamamı tasavvufi dünya nimetlerinden ve dünya işlerinden elini çekmiş
Allah'a doğru yürüyüş yolu üzerinde her türlü günahtan arınmış bir şekilde ilahi bir hedefe yönelmiş insanların bir lokma bir hırka ile yaşadığı örgütler olma özelliğini kaybetmişler. Ve o tarihte yazılmış olan çeşitli tarih yazınlarında bunların yoldan çıktıkları, bir şekilde denetim altına alınmaları gerektiği, büyük ölçüde kendi etrafında kamu çıkarını tehdit eden, bunların kendi çıkarlarını, kamu çıkarını önüne koyan ve bir unsur haline geldiğini, bu özel çıkar grupları biçimine döndüğünü ima eden veya bu isnatta bulunan yayınlar var, tarih yayınları. Dolayısıyla yeni bir olgu değil. Biz çok uzun zamandan beri devam ediyor. Bunu yasaklamak yer altına soktu 1920'lerde. Ama orada devam ettiler. Ve tekrar çok partili yaşama dönüldükten sonra özellikle siyasi olarak sağ partilerin bu tür bir söylemle halka yaklaşmanın kolay olabileceğini keşfetmelerinden sonra ve bunu da kullanmalarından sonra daha büyük bir gelişme olanağı buldular. 1980 darbesinden sonra tekrar bu ivmeyi yakaladılar. Ondan sonraki dönemde Türkiye'de sağ çok ciddi ölçülerde gelişti 1990'lardan itibaren, özellikle Soğuk Savaş'ın bitmesiyle ve bu ortamda bu tür örgütlenmeler çok daha güçlü hale geldi. Bu arada tabii asker özellikle varoşlarda yerleşmeye başlayan kent yoksulları arasında solcuların rolünün azalması için çok başarılı bir politika izledi. Onları yok etti. Buradaki ortaya çıkan boşluğu en iyi örgütlenmiş olan ve özellikle dini bazlı şefkat esaslı bir takım yardımlar da yapabilen bu örgütlenmeler devraldı. Ve yani bunun tarihi süreci bu sonuç itibariyle. Sayın Kalaycıoğlu, şimdi FETÖ olayından, yani devletin içine sızan tarikat ve cemaatlerin sonunda Türkiye'ye nelere patlayacağını görmüş olmamızdan sanki hiç ders almamışız gibi, hala FETÖ'cüler bir defa temizlenmemiş vaziyette ama öbür tarafta bir de yeni yeni cemaatler bakanlıkların içine girdiler ve bunları hep duyuyoruz medyadan, sosyal medyadan. Bütün bakanlıklara, kurumlara yerleşiyorlar falan. Şimdi gazeteci İsmail Saymaz 22 Eylül yazısında Sözcü'deki bir tarikatın zorunlu eğitim çağındaki kız çocuklarına yasa dışı olarak paralel eğitim verdiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara gitmelerini yasakladığını yazdı. Sultan Gazi'de bir annenin de 12 yaşındaki kızını bu tarikata bağlı bir medreseye 3 yıldır gönderdiğini söylüyor. 6 yaşındaki kızını da yaşı geldiği halde okula göndermiyormuş. Şimdi bir sosyal hizmetler uzmanı gitmiş, konuşmuş. Çocuk diyor ki annem günah diye okula göndermiyor. Ben okula gitmek istiyorum diyor. Mahkeme çocukların babaya verilmesine karar veriyor ama bu da uygulanmıyor. Şimdi Türkiye'de kaç çocuk bu durumda bilmiyoruz. Bir de yukarıda mesela Cübbeli Ahmet Hoca'nın söylediği bu 2000, Türkiye'de 2000 Selefi dernek var ve bunlar pompalı tüfeklerle falan silahlandılar. Yani bir yandan bu Selefi dernekler silahlanıyor ve işte Şiilere saldıracak. Öbür taraftan milli eğitim konusunda böyle bir ciddi problem var. Bu nedir yani? Siz ne anlıyorsunuz efendim? Bu sürecin gelişmesinin sonucu örgütlü olan her türlü toplumsal kesim, ki biz bunlar siyaset biliminde çıkar grubu diyoruz, kendisinin özel çıkarları için siyasetle ilişkiye girer, siyasetten talepte bulunur, hükümeti etkilemek için çalışır ve mümkün olduğu kadar devlet imkanlarını kullanmak amacıyla ve kendi özel çıkarlarını temin edebilmek amacıyla ve kamu çıkarının zedelenmesini de doğal olarak ve kaçınılmaz olarak sağlayan girişimlerle bu tür faaliyetlerde bulunur. Bu şaşırtılacak bir husus değil. Her örgütlü grupta bu tür faaliyet görürsünüz. Dünyanın her tarafında da görürsünüz. Mesele burada Türkiye'nin hem bunlar konusunda anayasasında ve yasalarında sınırlayıcı bir takım düzenlemeler var. Onların uygulanmaması. Tabii uygulanmayanlar için bunun hukuki sonuçları olabilir.
ve onu güç dengeleri dağıldığında, değiştiğinde, yeniden dağıtıldığında daha etkili olarak görebiliriz. Ama şu anda büyük ölçüde bunlara dini ve vicdani özgürlük içinde çalışma imkanı sağlayan bir anlayış içerisinde yaklaşan bir hükümet var. Ve ondan büyük ölçüde yarar temin ederek kendi özel çıkarı olarak görmüş oldukları hususlarda bunları geliştirmek için ellerine gelen her türlü faaliyeti göstermekteler. Bu tabii hem anayasal düzene, hem Türkiye'nin demokratik yapısına, hem de aynı zamanda hukuk devletine ve aynı zamanda Cumhuriyet'in temel ilkelerine aykırı ve düzenlemelere de aykırı. Dolayısıyla bunun hukuki yanı temel itibariyle bu. Gayet açık şekilde görülüyor. Onun dışındaki husustan Milli Eğitim Kanunu var, biliyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı bütün eğitimi düzenlemek durumunda. Ve bu dini eğitimi de içeriyor. Şimdi bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda bu süreci denetim altına alması ve eğitimi koymuş olduğu talim terbiyenin standartları içerisinde yapılmasını sağlaması gerekiyor doğal olarak. Ama yine buradaki siyaset bilimi açısından bakarsanız, siyasal açıdan bakarsanız hatta, burada karar verici olan temel itibariyle seçmendir. Yani burada ortada Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve hükümet politikasının Milli Eğitim Yasası'nda yazan niteliklere sahip olan bir politikaya dönüşmesi talebi seçmenden geliyor olması lazım. Seçmenin bu konuda duyarsız olması, herhangi bir şekilde tepki vermemesi, burada yapılan eğitimin kendisi için yararlı olabileceğini düşünmesi vahim bir sonuca da ortaya çıkartıyor. Çünkü burada yetişmiş olan kitlelerin herhangi bir şekilde iktisadi faaliyette bulunması, Türkiye'nin dünyadaki itibarının veya Türkiye'nin dünyadaki ekonomik gücünün artmasına katkıda bulunma şansı yok. Türkiye'nin eskiden Devlet Planlama Teşkilatı vardı, onun yayınları vardı. O yayınlarda kaç tane din konusunda meslek üyesi sahibi olması gerektiği hesabı bulunmaktaydı. Bu hesabın çok fevkinde bu insanları yetiştirirseniz istihdamsızlık ortaya çıkar. Büyük işsizlik ortaya çıkar. Başka alanlarda kullanamazsınız. Başka alanlarda kullanmaya çalışırsanız o alanlarda yapılmakta olan mesleki faaliyetin içeriğini bilmedikleri için, anlayamadıkları için, içeriği konusundaki akademik ve diğer bilgileri almamış oldukları için, o konudaki meslek etiğini edinmemiş oldukları için çok büyük aksamalara, mesleki bazı aşınmalara neden olabilirsiniz. Ve bunların özel sektörde istihdamı mümkün olmaz. Kamu sektöründe istihdam edeceksiniz demektir. O zaman kamudaki çalışma düzeninin bozulması ve muazzam bir atalete uğramasıyla karşı karşıya kalırsınız. Dolayısıyla burada hem kamu çıkarını hem Türkiye'de kamu bürokrasisinin çalışmasını engelleyecek ve zora sokacak bir uygulama söz konusu. Sadece ve sadece Türkiye'de yeterli olması gereken, ki bunun hesabı yapılabiliyordu, Devlet Planlama Teşkilatı yapıyordu, sayıda istihdam sağlayabilecek bir eğitim sistemine ihtiyacımız var. Bunun fevkinde olanlar herhangi bir yarar Türkiye'ye ekonomik açıdan, toplumsal açıdan veya siyasi açıdan temin etmiyorlar. Ve burada Türkiye'nin hiçbir zaman çözülmeyen bir işsizlik problemi varmış gibi geliyor. Ve işsizlik sayıları müthiş bir şekilde artış gösteriyor. Artış göstermesinin temel unsurlarından bir tanesi iş gücünde çalışabilecek kalitede emeği eğitim sürecinden geçirmeyi Türkiye'nin becerememiş olması. Buradaki dini eğitimin kapsamının arttırılması bu sorunu daha da vahim hale getirecektir. Onun için onu yaptığınız zaman bugünkü hükümetin dahi koymuş olduğu bazı hedefleri, mesela dünyadaki ilk 10 ekonomiden birine haline gelebileceğimiz falan, bu mucize dışında gerçekleşmesi hiçbir zaman mümkün olmayacak bir hale gelecek. Evet. Temel risk bu. Almak istiyorlarsa bu riski, bu rizikoyu, buyursun alsınlar ve Türkiye yavaş yavaş yoksullaşan, itibarsızlaşan, geriye düşen bir ülke haline gelecek demektir. Bunun bedelini de en ziyade bu konuda duyarsız olan seçmen ödeyecektir. Yani mesela bu kadar basit. Çünkü sonuç itibariyle otoriterleşse bile seçmenin tercihlerine dayanan bir
siyasal sistemimiz var. Seçmen bu konuda duyarsızlık gösterdiği sürece başına gelecekleri de kendisi hazırlamış olacaktır. Hayrını bulsunlar.